Birçok zorluklarla karşılaştık. Şimdi yazılım sektörünün bile tam olarak gelişmediği, mühendislerimizin yazılımda bile güçlük çektiği bir ülkede siz robotik konusunda üretim yapmaya başlıyorsunuz. Mutlak bu işe inanmış insanlar var ama çok az. Parmakla gösterilebilecek kadar az. Türkiye'mizde, ülkemizde çok az. Ciddi bir zor süreçten geçtik. Belki bir, bir buçuk yıl. Laboratuvarımızı sadece kurmakla uğraştık. Yani bir robotik laboratuvarı kurmak da çok farklı bir şeydir. Kullanacağınız araç gelişlerinin hem mekanik bölümünde, hem elektronik bölümünde, hem görüntü işleme, ses işleme bölümlerinde kullanacağınız materyallerin oluşturulması bile kendi başına bir iş. Bugün kendi plazamızda 300 metrekare bir mekanik atölyeler ve aşağıda tekrar 300 metrekare yazılım atölyemiz var. Burada robotik geliştirmeye başladık. Ne tür şeylerle karşılaştık? Biraz önce de biraz belirttim, üzerine bastım. T'ye alındık yine. Akın Cibir neymiş? Ben kendim Akın Cibir'in tanıtımını yaparken özellikle de belirttim. Robot yürüyemiyor dedim. Yürüme eylemi gerçekleştirebilecek tüm eklemler mevcut. Yani bir insan anatomisindeki kas sistemleri, eklemler, yürüme eylemi gerçekleştirebilecek tüm eklemler mevcut. Tüm embedded dediğimiz mikro işlemci sistemleri, mikrokontrolörler ya da pikler, bunlar da mevcut. Bunlar da yapabilecek algoritmalar da mevcut, yazılımlar da mevcut. Ama uygulamadan doğan hatalar var. İşte kullandığımız motorlar o yükü taşıyabilecek şeye geçmedi. Yani pratik ve uygulama arasında bir takım farklılıklar, hatalar çıktı ve motorların güçsüz olmasından dolayı yürümeyi yapamıyor. Yani yalpalama yapıyor. Yüke bindiği zaman zorlanma yapıyor. Dolayısıyla tam yürüyemiyor. Biz bunu gözlemledik ve biz bunu askıda yürüttük. Ve ben orada da belirttim. Şu anda yürüyemiyor ama yürüme eylemi gerçekleştirebiliyor bu robot. Akıncı 2 yürüyebilecek. Akıncı 1'de görüntü işleme var. Görüntü işlemenin temelleri var. Şekilleri algılayabiliyor, renkleri algılayabiliyor, uzaklık, mesafe algılayabiliyor. Bir takım figürleri farklılıklarına göre isimlendirebiliyor. Sesle ilgili sesi algılama ve konuşma özelliğine sahip kütüphane bilgisiyle. Kütüphane sistemiyle çalıştırıyor. Oradan bazıları da diyor, ya bu böyle mi konuşur diyor bir yapay zeka diyor. Bizim robotumuzun konuşma sistemi, kütüphane sistemine göre çalışıyor. Yani sizin söylediklerinizi algılayıp karşısında motomot bir takım veriler var, bu verilerden konuşuyor. Tabii ki biz bunları önceden kaydettik. Text sistemi değil yani. Böyle bir teknikle çalışmıyor. Bir insanın karşısındakini algılama kabiliyeti, karşısındakinin zekasını, yaptıklarını algılayabilme kabiliyeti kendisinden en fazla %10 fazladır, %20 fazladır. Eğer karşınızdaki bir insan sizin 5 katınız bir iş yapıyorsa zaten bunu algılayamazsınız siz. Algılamalarını da beklemiyorum. Ama algılamadan, yani şimdi koyunun ne kadar derin olduğunu bilmiyorsan taş atmayacaksın. Taş attın, sesini duyamıyorsan kuyu yok demeyeceksin. Dolayısıyla biz yolumuzu bozmadık, devam ediyoruz. Akıncı bir prototip olarak hızlı bir şekilde toparlandı. Ciddi bir deneyim edildi onun üzerinden ve askıya kaldırıldı. Şu anda müzeye konu tabirlerindeyiz. Şova çıkabilecek ya da bir takım faaliyetler yürütebilecek durumda değil. Ama biz Akıncı 2'yi yapıyoruz şu anda. Çok daha gelişmiş bir teknolojiyi. 2 yılda edinmiş olduğunuz bir tecrübeyle yapıyoruz. Ve muhtemel Akıncı 3'ü de, yani yine yanılırsam bu benim yanıldığım değil. Düşmanlarımızın diyor ya, atamızın sözüyle seslendirmek onlara. Onların eksikliğidir. Belki birkaç sene içerisinde de robotik konusunda seri üretime geçebiliriz. Çünkü neden? Biz bunu üretmezsek yarın yurt dışından yine ithal robotlar almaya başlayacağız. Buradan bir arkadaş kaldırıyordu.
Benim sormak istediğim bir şey var. Şimdi bilgisayar öğretmenlerini okuyoruz. Ciddi bir altyapı sorunumuz var. Hani kendimiz bayağı bir geliştirmemiz lazım. Buraya gelene kadar hani bilgisayar anlamında bildiğimiz tek şey ya oyun oynamak ya internete girmektir. Buraya gelince hani bir özel sektör düşünmeye başladım ben. Ama hani gerçekten bir cesaret işi özel sektör düşünmek. Şu an şöyle bir şey var. Hani bilgisayar mühendisliği okuyanlar bile hani yabancı ülkelere, özellikle İngiliz üniversitelerine göre bayağı gerideler. Çünkü hani İngiliz üniversitelerine baktığımızda şöyle bir şey var. Orada hani branşa göre şey bölüm yapıyorlar. Mesela bir bilgisayar mühendisliği 3 çatı altında işlenebiliyor. Yani özellikle mesela 2000-2005 2005 yılı arasında mesela bilgisayar oyunları patlaması oldu. Sırf bunun için bilgisayar oyunlar programcılığı bile bölümü açıldı. Hani demek istediğim hani şu an mesela bahsettiğiniz gibi mesela robotik teknolojileri bayağı gelişme durumunda. Hani önü bayağı açık bir meslek gibi duruyor. Hani acaba mesela Türkiye'de öyle bir şey olabilir mi? Sırf bunun için bir bölüm tarzı. Şu anda bunun için bölümler var. Bir tanesini hatta biz açtık. Konya Karatay Üniversitesi'nde. Sizin kurduğunuz üniversitedir. Ticaret olsun olarak kurduğunuz üniversitedir. Orada mekatronik bölümü var. Mekatronik zaten robotik öğrencisi yetiştiriyor. Ve bunun gibi bazı üniversitelerde de mekatronik bölümleri var. Söylediğim gibi artık sadece bilgisayar mühendisliği günlük geçilmiyor. Bilgisayar mühendisliğinde birçok dalı var. Çünkü bilgisayar mühendisliği de çok geniş bir kavram. Bunun yazılımı var, donanımı var. Dediğiniz gibi belki grafik animasyon sistemleri var. Belki bir tarafta sizin de bildiğiniz gibi oyun sistemleri ya da ne bileyim robotik yazılımları, yapay zeka yazılımları, görüntü işleme benzeri yazılım türleri var. Birçok şey var. Bunlar dallandırılabilir. Ama bugüne kadar böyle bir dallandıracak kadar potansiyel yoktu belki. O yüzden bilgisayar mühendisliği açıldı. Belki akademisyen yetiştirdik biz bugüne kadar. Kadro yetiştirdik. Yeni yollar açtık, yeni süreçler açtık. Bundan sonra da tabii ki bu konuyla ilgili YÖK ya da üniversitelerimiz gerekli düzenlemeleri yapıp bilgisayar mühendislerinin isimlerini değiştirecektir. Hepsi bilgisayar mühendisliğiyle geçmemek gibi. Bilgisayar mühendisliği ama şu branş, bilgisayar mühendisliği ama bu branş. Bilgisayar öğretmenlikleri belki dahil buna. Çünkü bilgisayar öğretmeninin de tek bir branş olarak görmemek lazım. Orada da farklı gruplar açılabilir. Bu düzenleme zaman içerisinde olacaktır. Bu talep, ihtiyaçla ilgili bir de kaynakla ilgili. Yeterince zaten kaynağımız var mı diye bakmak lazım. Yeterince mühendisimiz var mı diye bakmak lazım. Şu anda Türkiye'deki ihtiyacın 3'te 1'ine ancak karşılayacak mühendis sayısı var. Bilgisayar mühendisi oranını söylüyorum. Çok ciddi bir açık var. Bu açık tamamlanacak da sonra biraz daha şey olacağız artık. Branşa göre uzmanlaşacağız. Zaman içerisinde. Bir de şey sormuşsun hani sizin deneyimlerinize dayanarak olası bir hani branş ayrılması olursa yani olmadı diyelim. Biz ona dahil olamadık. Hani sonuçta bilgisayar olabildiğimiz hani pek bir şey yok. Hani şu an hani dillerin arasında hiçbirini görmedik. Hepsi daha yeni bir görür nitelikteyiz. Hani mesela tavsiye edebileceğiniz mesela önüne açık bir dal tarzı ya da hani mesela şununla şununla uğraşın diyebileceğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar Yoltek sistem bilgisayar sistemleri insana doğru yaklaşıyor. Önce dediğimiz gibi klavye monitördü, sonra yazıcı oldu, sonra robot kolları oldu, joystickler oldu, daha çok haşır neşir olmaya başladı, görüntü işleme girdi, ses girdi, şimdi düşünme girmeye başladı. Ve bunlar yapay zeka algoritmalarıyla yapılıyor. Yapay zeka algoritmaları insanlar tarafından geliştiriliyor. Gün gelecek yapay zeka algoritmaları yapay zekalar tarafından geliştiriliyor olacak. Dediğim gibi eğitim, hiçbir etki altında kalmadan öğrenci ne siyasal ne maddi olarak etki altında kalma da vardır. Yani burs veriyorsunuz öğrenciye. Bursu bence özel şirketler vermemeli. Tabii ki öğrenciye burs da verilmeli, kredi de verilmeli, okutulmalı gerekirse ama bunu devlet sağlamalı. Yani bu devletin görevidir. Biz onun için vergi veriyoruz zaten. Öğrenciye burs verilerek öğrenci bir anlamda kanalize ediliyor kendi şirketine. Ve öğrenci bunu iş adamı olduğunda ya da iş kadını olduğunda kendini oraya gitmeye mecbur hissediyor. Bu da çok doğru bulduğum bir sistem, doğru bulduğum bir metot değildir. Dediğim gibi üniversite öğrencimiz üniversiteyi bitirene kadar özgür olmalı, kendi hür iradesiyle karar vermeli ve sonra nerede çalışacağına karar vermelidir diye düşünüyorum. Ama 25 yaş bunun için geç bir yaş değil mi? Yani kendimizi tek üniversiteyi bitirdik,
öğretmenlikten mezun olduk. Ondan sonra hangi alana yöneleceğimizi veya hangi alanda yüksek lisans yapacağımızı elbette karar vereceğiz. Ama hani bunun kararı daha önce de önceki yaşlardan verilmesi gerekmiyor mu? Yani bir hedef, doğru hedef, doğru hedef koymada öğrenciye yardım konusunda. Şimdi dediğim gibi mutlaka bilgilendirme yapılmalı. Yön gösterilmeli. İşletmeler gezdiriliyor mesela, bize lisede de oluyordu. Götürüyorlardı, işte farklı farklı işletmeleri gezdiriyorlardı. Ve böylelikle kendi mesleğinizi, işinizi seçebiliyordunuz. Biz gerçi lise döneminde meslek seçmiştik ama endüstriyi tanıtılıyoruz. Bu ortaokulda da oluyor ya da lisede de üniversite meslek seçmeden önce, üniversite bir meslek seçimidir bir anlamda. Ve öğrenciler gezdiriliyor, gösteriliyor ki bakın böyle 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 iş sahaları var. Bunu hangi okullar ne kadar yapabilir o da şaibeli bir durum ama bu tür şeylerle öğrenci tabii ki yönlendirilmeli. Ama taraflı değil. Siyasete alet edilerek ya da sermayeye alet edilerek değil. Bu tamamen tarafsız bir şekilde sadece eğitimin bir kuralı kanunu olarak yapılmalı. Söylemek istediğim bu. Ben zevk alıyorum. Bu işi hiçbir şey için yapmıyorum. Hiçbir şey, hiçbir beklentim de yok. Tek gölge etmesinler. Başka bir sahne istemiyorum. Zevk aldığım, mutlu olduğum bir iş çünkü insanlık için bir şeyler üretiyorsunuz. İnsanlara vizyon gösteriyorsunuz. Yeni bir şeyler açıp teknolojinin özelliği olmayan bir şey üzerinde çalışıyorsunuz. Yeni şeyler geliştiriyorsunuz. Ve bunun verdiği haz bana yeter. Karnım aç olsa bunu yapamam. Karnımı doyuracak kadar da kazanıyorum çok önemli. Lüks adamı değilim. En sevdiğim yemek kuru fasulye, taze fasulye. Önce döveyim, işleyeceğim, değişmeyeyim. Bu çok klasik bir söz ama söyleyenler gibi söylemiyorum. Araştırırsınız. O yüzden işinizi para için yapmayın. Çünkü parayla mutluluğu satın alamazsınız. Mutlu olmak için yapın. Zevk aldığınız için yapın. Zevk almadığınız bir işi bugün olsun, yarın olsun, nefesinizin son anı olsun bırakın. Başka bir şeye geçin. Hemen bırakın, derhal bırakın. Hiç kendine çekmeye gerek yok. Çünkü kazanacağınız şey zaten hayattan zevk almaktan başka bir şey değildir. Mutlu olmaktan başka bir şey değildir. Parayı onun için kullanırsınız. Ama bir yere kadar aldık parası size olur. Peki arkadaşlar, katılımınız için teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için. Sürçülisan ettiysek, bir araya dokundurduysak. Ben çalışmaya devam edeceğim. Sizlerle bir yerlerde bir şekilde yine karşılaşacağız. Bu mecradasınız. Umut ediyorum aynı amaç için, aynı yöne, aynı hareketle birlikte hareket ederiz, güçlü hareket ederiz. Çünkü odağımız bir olursa o odağa uzanmamız, yetişmemiz, varmamız çok daha kolay olacaktır. Tekrar derslerinize başarılar diliyorum ve katılımınızdan dolayı da teşekkür ederim. Söyleşimiz bitmeden önce Bilgisayar Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kucu Dişli'yi teşekkür plaketini vermek üzere sahneye davet ediyorum. Bana daha güzel bir hediye verilemez. Teşekkür ederim.